Bana be adam. Neredesin? Çık ortaya. Bırak onu. Önce ortaya çık. Bırakırsan çıkacağım. Yoksa hepimiz ölürüz. 50 kilo patlayıcı var minibüste. Seçim senin. Sen bilirsin. O zaman bu da ölür. Sen de. Ben de. Hepimiz. Adamı bırak. Ömer. Hemen gidin bakalım. Sen? Önemli olan sensin. Yok Ömer. Bütün evlatlarım burada benim. Hepsini bırakın. Gönderin hepsini. Kalk. Peki. Sen? Belki de Zehra'ya kavuşmanın vakti gelmiştir derviş baba. Gazan mübarek olsun evladım. Yere inerse yemin ediyorum önce sizin kafanıza sıkarım sonra kendimin. Elini değdiği an vurun o şerefsizi. Yes.
Şimdi bitti Nesra. İstediğini aldın. Yani beni. Ölmeye hazır mısın? Beni vurursan patlayacak. İstersen kaçmanız için bir fırsat verebilirim. Düşmanımın geberdiğini görmeyi tercih ederim. Sen bilirsin. İyi numaraydı. Sen daha numara görmemişsin. Her şey tamam, planladığın gibi. Eyvallah. Ne diyorsun? Adamlar yutacak mı numarayı? Yalnız geldiğime inanmak zorundalar. Yoksa Derviş Baba yaşatmazlar. Az kalsın yalnız geliyordun. Basit bir örgütlenmeden bahsetmiyoruz. Adamlar eli kolu nereye uzanıyor, kimlerden haber alıyorlar, gitleri kim bilmiyoruz. İnandırıcı olmak zorundaydı. Hep bir oyun, hep bir gerilim. Oğlum girelim yekten işte. Oğlum hala alışamadım ya. Alışacak gibi de değilim. Herkes yerinde mi? Atmacadan pehlivana. Düğün yeri ne durumda? Herkes seni bekliyor. Sen neredesin? Tankiklik yaklaşıyor. Oltaya gelecek. Silahını aldım. İçerisi kalabalık mı? Gözünü aç, kapa, anlarız. Öldü bu. Nefessiz kaldığı için olabilir mi? Olabilir. Birazdan gelirler. Sen kaybol. Eyvallah. Fırtına işaretli konuma doğru gidiyor. Savunma Bakanlığı, Genelkurmay, İçişleri Bakanlığı, İletişim Başkanlığı, MİT Başkanlığı. Yarın çok acil toplanıyoruz. Hemen koordinasyonu sağlayalım. Acil, lütfen. Peki efendim. Peki. Hayatım. Gördün mü olanları? Telefonlarım susmak bilmiyor ya. Genel sekreter bile aradı. Adamlar bayrağımızı indirmeye çalıştı. Tamam ama bunun karşılığı da adamı vurmak değildi yani. Üzgünüm ama bu biraz ağır bir karşılık oldu. Ne? Sen şaka mı yapıyorsun? Bayrağımızı el uzatan öleceğini bilmeli. Her kim olursa olsun. Nerede olursa olsun. Haklısın hayatım, çok haklısın. Haklısın. Beni de acil toplantıya çağırdılar. Hedefle temas kuruldu.
Atmaca işaretini bekliyorum. Hedefle temas kuruldu. Atmaca işaretini bekliyorum. Buradan sağ çıkmanız imkansız. Biliyorsun değil mi? Kendi ayağınla ölüme gel. Öyle bir niyetimiz var mı pehlivan? Vallahi benim yok. Emanetler geldi mi? Emaneti. Yakışıklı, ortam sakin mi? Süt liman. Teslimat yapıldı. Düğün alanına dönüyorum şimdi. Paketler teslim. Takı töreni başlasın. Hedef düğme peşinde. Yaradı kaybettim. Görüş alanımdan çıktı. Yakışıklı durumun nedir? Görsel temasım yok. Biraz sağlam lazım. Telefonları toplayın. Belki bir şey çıkar. Burada yaralı biri var. Nerede? Yanlış görmüşüm. Bir an kıpırdıyor sandım. Senin ne işin var burada? Hadi hemen gidiyorsun. Vallahi bir daha bu lafı duyarsan... Aa, burada kafama sıkarım. Sıfır şaka ha. Yok yok. Biz sevdik kendisini. Hadi çıkalım. Derviş baba sağ salim kurtuldu. Milorad'ı da alacağız. Biraz nefes alsın. Bu ne lan? Ne ne? Bazuka getirseydin. Ha. Korkut dayı sevmiyor. Müsaade etmedi. Ne? Yani biliyorsun, bazuka kırmızı çizgim. İçeride mi? Temiz.
Siz yine de bir sağa solu iyice kontrol edin. Belki işimize yarar bir iki bir şey çıkabilir. Etrafta ne görüyorsunuz? Pek bir şey görünmüyor. Mobilyalar. Koltuk, sehpa, kitaplık. Duvarda bir tablo. Televizyon. Elektronik bir şey yok mu? Modem işimizi görür mü? Hah, bana bunlarla gel Gizem. Modem çok iyi bir ipucu olabilir. Kimlerle iletişim halindeler, hangi sitelere girdiler, bütün internet trafiğini çözebiliriz. Aferin, al onu. Tamam, modemi alıp çıkıyoruz. Burası temiz. Şimdilik iki kişiler hallediyoruz. Yakışıklı. Gizem, duyuyor musunuz beni? Aksiyon başladı. Alıyor muyuz Korkut dayı? Burada durmamız hata. Baba, şimdi yanımda olacaktın da düşmana göz açtırmayacaktık, anladın mı? Sessiz bir şekilde halledilmesi lazım. Dikkatleri üzerimize çekemeyiz. Lazım pehlivan. İçeride desteğe ihtiyaçları olabilir. Direkten girelim dayı. Tamam, kanatlardan. Sen sağdan, ben soldan. Tamamdır. Kahretsin, tutukluk yaptı. Allah'ıma şükür. Temiz. Adamlar etkisiz hale getirildi. Madem de bizde. Çıkıyoruz şimdi. Dur. Nereye? Adamların üstünü başını arayın. Kart, vizit, telefon ne varsa alın, işimize yarayabilir. Sende ne numaralar varmış öyle? Alışsan iyi olur. Yoksa daha çok şaşırırsın. Bunlar önden.
Burası temiz. Operasyon başarılı. Tebrikler. Ellerinize sağlık. Arkadaşlar tebrikler. Nasıl daha iyi şimdi? Her şeyi duydu mu? Operasyonu uzaktan takip etmiş. Detayları konuşacağız. Daha gizli ve sessiz olmanız konusunda konuşmamız lazım. Akşam güvenli evde görüşürüz. Tekrar tebrikler. Araç mı kaldı? Ya birader sorma. Pehlivan sen bunları kaldır. Ben benim işe bakayım. İkinci adım tamam. Burayı pehlivana devrediyorum. 1,5 dakikalık gecikmemiz var. Deplasmandayız. Olur o kadar. Pehlivan, kutlama pastası sende. Biraz erken gelmediniz mi? Özel davet mi ne varmış herhalde? Çöp möp hiçbir şey kalmasın dediler. Evet, bu gece özel. Buyurun. Bir iş yaptık. Çöpleri toplamaya gidiyoruz. İkinci adım başarılı. 26 saniye öndesiniz. Duydun mu Korkut? Şimdiden fark attık size. Bizim kanat topçusu ağır kaldı abi. Yapacak bir şey yok. Buldunuz garibanı. Yüklenin tabii. Abi bak pastayı bir çirpide yiyip bitirme sakın. O bize lazım. Önce herifleri çiğ çiğ yiyelim. Ondan sonra kutlama pastalarını kafalarına çalarız. Kamyonlar inin. Arka tarafa çöp atılmış mı ona bakacağım. Benim burada işim bitti. Kamyonu bırakıp hemen dönüyorum. Toplamda 36 saniye gerideyiz. Neden sürekli süre tutuyorsun Uzay? Onları daha çok geriyorsun bence. Tam tersine farkındalık yaratıyorum. Böylece konsantrasyonları hep yüksek kalıyor. Ayrıca yeni kurulan bu ekibin tüm istatistiklerinden ben sorumluyum. Ya abi oldu olacak. Her operasyon sonrası ısı haritası da çıkart. Ben bunu daha önce neden düşünemedim? Bunun üzerine çalışmamız lazım. Burada 2 tane güvenlik var. Bunları ben hallederim. Uzay, o odada ne bulmayı umuyoruz? Şirketin 1 numaralı balkanlardan sorumlu hücresi. Kod adı Horus.
yeni terör örgütünün kurucusu Milorad'la bu gece buluşacak. Tahminimiz bu yönde. Anladım. Otelin en büyük, en güvenli odası burası. Büyük ihtimalle görüşme bu odada gerçekleşecek. Kesinlikle. Evet. Yani biz de bu görüşmeyi kaydedersek... istediğimiz delile ulaşıp bize kurulan tuzağı bozabiliriz. Aynen öyle. Kafamdaki mantık örgüsünü takip edebilmene sevindim. İçeri giriyorum. Anlaşıldı Atmaca. Dikkatli ol. İşim bitti. Gizem, sen de vardıysan iniyorum kurtarmaya. Şimdi giriş yaptık, iniyorum. Arka tarafı bilmem. Ama ön taraf çocuğuna. Eğlenceli bir gece bizi bekliyor. Pasta yolda. Sen şimdilik geri planda kal. Gel ikinci salona götür kurumuna. Heysel! Dur! Ulan üstümü yeni değiştirmiştim. Buruş buruş olacak ya. Geliyor. Anlaşılan beklemedin sen bizi. Ha? Erken başladın. Bir tık öyle oldu. Milorad yukarı çıkıyor. Anlaşıldı. Görsel teması kaybetme. Gölgesi ol. Anlaşıldı Atmaca. Gölgesiyim. Nazlı, odadaki kamerada durum ne? Görüntü hazır mı? Her şey yolunda. Görüntü gayet temiz. Pehlivan, yerini aldın mı? Daha değil, merdivenlerdeyim. Dünya kaç katlıydı operatör? 28. Yuh. Asansörü kullansaydın. Ya asansörü bozulursa? Bir ajan bunları her zaman düşünmeli. 4 kat daha var. Pehlivan, zorlanacaksın. Zafer'e çıkan yokuşu kimse eli cebinde tırmanmadı operatör. Bu da benden sana gelsin. Pençe, hazır mısın? Fırça teması için yoldayım. Uzun zaman oldu değil mi? En son Bükreş'te bir araya gelmiştik. İçecekler de geldi. Ne arzu edersiniz efendim? Ben bir soda alayım. Tabii. Bunu öneririm. Şefimizin özel tavsiyesi. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Temas sağlandı. Anlaşıldı. Sulu'ya geçiyorum. İyi misin?
Esra merak etme. Milorad'ın yaptığı yanına kalmayacak. Ben bir hava alacağım. Geleyim ben de istersen. Hayır, yalnız gitmek istiyorum. Çıkmalısın. Benim bu operasyondan neden haberim yok? Sana büyükelçilikten ayrılma demiştim. Ne yapacaktım? Öyle durup bekleyemezdim. Bekleseydim şimdiye kadar biz gerekeni çoktan yapmıştık. Saha senin. Tamam. Anladık. Ama diplomasi masaları da benim. Gereken mücadeleyi veririm. Benim görevim seni korumak. Şimdi derhal burayı terk et. Bırak da işimi yapayım. İşine engel olmuyorum. Kişisel alma. Sen Türkiye Cumhuriyeti'nin temsilen buradasın ve şu anda burada dosttan çok düşman var. Bence Neslihan Hanım'a çıkışa kadar eşlik et. Ne yapacaksın? Beni buradan gönderip Milorad'a operasyon mu yapacaksın? Yeni bir kriz daha istemiyorum. Bak, sen elinden gelenin fazlasıyla yaptın. Askerlerimizi temize çıkarmak için 24 saat süre aldın. Şimdi sıra bende. Milorad'ı paketleyeceğim, konuşturacağım. Mehmetçiğimize atılan iftira son bulacak. Ve Balkanlar'da bayrağımız yeniden dalgalanacak. Tamam, Milorad'ı paketledin. Sana konuşacak mı sanıyorsun? Soruları anladığı dilden soracağım. Bak, bunun uluslararası diplomaside yeri yok. Sonra ne diyecekler biliyor musun? Zorla tuttular, işkence ettiler, öyle konuşturdular diyecekler. Üzerimize yeni iftiralar atacaklar. Gönüllü konuşacak. Zorlama yok. Ya bu senin taş gibi nazını kırmak mümkün mü? Mümkün mü? Bir kere de beni dinlesen ne olur lütfen, bir kere. Bu iş bitsin. İstediğin kadar anlatırsın, her türlü dinleyeceğim seni, tamam mı? Ya da odaya giriyor. Anlaşıldı Cihangir. Cihangir de mi burada? Evet, burada. Aferin. İstediği yerde, sağda. Milorad odaya giriş yaptı. Pehlivan konum bildir. Çatıdayım, birazdan hazır olacağım. Seninle uzun zamandır görüşmemiştik. Çok ihmal ettim seni. Sıkılmadın değil mi? Vallahi ne yalan söyleyeyim, seninle vakit geçirmeyi özledim. Ama kader işte. Gurbet elde ayrı düştük. Operatör, yerimizdeyiz. Görüşecek, hava elverişli. Keyfimiz gıcırında. Kapıya baktı. Saatine bir daha baktı. Sabrı tükeniyor artık. Görüntüyü biraz daha yakınlaştırabilir misin? Telefonun ekranını görmem lazım. Hemen. Mesaj atıyor. Bir
Bir saniye netlemeye çalışacağım. Seni bekliyorum. Tam düşündüğümüz gibi. Milorad yerini aldı. Horus'la iletişime geçti. Görüşme bu odada gerçekleşecek. Ömer. Ömer ne oluyor? Benimle de paylaşır mısın lütfen? Az sonra Horus'un kim olduğunu öğreneceğiz. Nasıl? Gökhan'a mesaj geldi. Sen yerinde kal. Anlaşıldı Atmaca. Ömer, ne oluyor bana da söyleyecek misin? Ha? Ömer, duyuyor musun? Birazdan her şey ortaya çıkacak. Güzel. Madem öyle, ben de burada kalıyorum. Öyle mi? Yanımdan ayrılmayacaksın. Soru sormak yok. Ne dersem onu yapacaksın. Operasyon boyunca benim kurallarım geçerli. Operasyon bittiğinde? Horus'la Milorad'ı alırsın, bildiğin gibi davranırsın. Atmaca hedef bulunduğunuz konuma doğru yöneldi. Ne oluyor Ömer? Hedef görüş açımda. Takibi devralıyorum. Güvengesiyim. Hedef dediğin Gökhan mı? Gökhan'ın Horus'la nasıl bir bağlantısı var? Tek bir soru daha sorarsan hepimiz deşifre olacağız. Mehmetçiğe boyun borcumuz var. Benim için değilse bile onlar için sessiz ol. Neden durdu? Kiminle konuşuyor? Operatör, Gökhan odaya geçmek üzere. İçeride durum ne? Milorad sabırsız bir şekilde bekliyor. Odanın görüntüsünü benimle hemen paylaşırsın. Hemen hallediyorum. Gökhan'ın Horus olduğunu düşünüyorsun. Öyle olduğunu düşünmüyorum. Biliyorum. Sana gönderdiğim linke tıklayıp takip edebilirsin. Gel. Operasyonun ikinci adımı için arka tarafa geçiyorum. Burada baygın birini buldum. Desteğe gelin. Bak işte bu hiç iyi olmadı. Ne olmuş ya adama? Sen kimsin lan? İşine bak. Beni duyuyor musunuz? Duyamazlar. Frekans kayması yaşadım ben çünkü. Oh, ne oldu? İçeride baygın bir adam bulmuşlar. Desteğe çağırıyorlar. Yakışıklı. Galiba senin bayılttığın adamı buldular. Farkındayım fırtına. Olay büyümeden çözmeye çalışıyorum. Artık çok geç. Olay büyüdü. Bakalım hemen döneriz. Tamam. Şişt. Buraya bakın. Boş boşuna gitmeyin. Bizimkiler bayılttı sizin adamı. Buradaki problem çözüldü. Fırtına nedir durum? Şu anda bir toplantıdayım. Sizi daha sonra arasam olur mu? Biraz daha dayanman şart. Aksi takdirde operasyonun başarısız da bitme ihtimali artar. Ben de bazen kendi kendime acaba masa başına mı geçsem diyorum ha? Operatör ne derse sana demedim. Şunun dilini kesmek lazım. Diğerlerine haber veriyor.
Biz buraya hava almaya gelmedik Fırtına. İhtiyacın olursa sinyal çak yeter. Ay çok yaşa. Fırtına. Diğer adamı da indireyim. Teke tek de yardım istemek delikanlı adama yakışır mı? Helal sana dayı. Lan yakışıklı. Oğlum şu adamları doğru düzgün saklayın lan. Abi hem keşif, hem takip, hem adam paketleme. Yani hiç olmazsa saklama işini yapacak bir asistan alalım şu ekran. Ya he he. Hedef odanın önünde. Anlaşıldı. Kayıttayız. Pehlivan. Biz hazırız. Kan Bey. Başka birini mi bekliyordun? Birden sizi görünce. Milorad biliyorsun ben uluslararası diplomasi ajansı adına çalışıyorum. Ama aynı zamanda atladığım başka bir kimliğim daha var. Ben aynı zamanda bir Türk'üm. Ve Türkiye ile aranızdaki meseleleri çözüme kavuşturmak için buradayım. Ama sen nazik ziyaretime rağmen bana ve yanımdaki hanımefendiye çok büyük saygısızlık ettin. Ona bir özür borcum var. Peşinde olduğumuzu biliyor. Nasıl yani? Şüphelerimiz boşa mı çıktı? Operasyon kusursuzdu. En ufak bir hatamız bile olmadı. E nasıl anladı peki? Telefon. Odaya doğru giderken telefon geldi. Türk istihbaratı pilota operasyon düzenlemek üzere. Görüşmeyi iptal ediyorum. Hayır hayır. Bu durumu avantaja çevirmeni istiyorum. Buradan bir kahraman olarak çıkacaksın. Konuşurken sürekli etrafını kontrol etti. Bakışları değişti. Telefonu kapattıktan sonra adımları hızlandı. Jestleri, mimikleri, nefes alışverişi. O telefon kimden geldiyse peşinde olduğumuzu söyledi. Gökhan da strateji değiştirdi. Ama asıl meselemiz Balkanların huzuru. Türkiye'nin dahli olmadan bu huzuru sağlaman imkansız. O yüzden daha sağduyulu hareket etmelisin. Gökhan çıkmak üzere. Sen Gökhan aşağıda bekle. Peki ya sen? Ömer. Ömer. Bir delilik yapma. Lütfen. Gence. Neslihan Hanım yanına geliyor. Yanından ayrılma. Anlaşıldı Atmaca. Fırtına, tahliye planı hazır mı? Paketi bekliyorum. Cihangir, burası kopunca uçkada destek gönderecekler. Yukarı çıkmaya çalışan herkesin biletini keseceğim.
Pehlivan. İşaretini bekliyorum. Kimsin sen? Ne arıyorsun burada? Hayatın anlamını. Deli mi lan bu? Bulabildin mi bari? Buldum. Gelişine vuracaksın. Nazlı, kapı. Misafir kabul ediyor musun? Sen de kimsin? Hadi ama. Az buçuk janti olduk diye tanımadın mı yoksa? Sen. Şimdi tanıdım seni. Atmaca içeri girdi. Nasıl girdi? Ne yapıyor orada? Hemen çıkmalıyız. Ömer oradan çıkmadan hiçbir yere gitmiyorum. Başkanım, emir altındayım. Sizi derhal çıkarmam gerek. O zaman ben de emrediyorum. Kalıyoruz. Buraya benim kaleme gelmekle büyük hata yaptın. Artık bırakmam seni. Çıkamazsın. Hadi artık sen de bir karar ver. Bir Türkleri Balkanlardan kovacağız diyorsun. Bir çıkartmam burada kal diyorsun. Ben de ne yapacağımı bilemedim. Şakacısın da. Seni ciddiye almıyorum da ondan. Canına mı susadın sen? Son kez. Geç otur şöyle. Bu gece mekana veda edeceksin. Peki ne yapmayı düşünüyor? İçeri girmesi planda yoktu. Milor'a da her şeyi itiraf ettirmeye çalışıyor. Beni ilk görüşte tanırsın sanmıştım. Alındım doğrusu. Başka birini bekliyordum. Sen biraz sürpriz oldun. Öyle mi? Kim bu başkası? Senin aklın almaz. Dur bir şansımı deneyeyim. Hiç uğraşma. Şirket desem? Alakası yok. Peki. Hay Allah. Neydi adam? Garip bir ismi vardı ya. Neydi? Neydi? Hatırladım. Horus. Yoksa sen? Evet ya. Horus benim işte.
Baya baya Horus'u tanımıyorsun. Bu geceden sonra tanımana da imkan yok. İkinizi birden paketleyeceğim çünkü. Sonuçta sen de Horus da ikiniz de Türkleri Balkanlarda istemiyorsunuz. Aranızda ayrım yapamam. Bu topraklardan defolup gideceksiniz. Ha. Onun için saldın sen o herifi bayrağımızın üstüne. Hani şu herif var ya. Bam! Mehmetçiğimizin keklik gibi indirdiği terörist. Siz istediğiniz kadar övünün bayrağı savunduk diye. O savunma size pahalıya mal olacak. Önce barış gücünden çıkarılacaksınız. Sonra da buradan gideceksiniz. Kabul ediyorsun yani. İndirdiğimiz herifi sen gönderdin öyle mi? Benim emrimde onun gibi yüzlercesi var. Biri gider, bini gelir. Hani şu birliğin önünde organize ettiğin kalabalık. Bağırıp çağırıp slogan atanlar. Türkleri istemiyoruz diyenler. Çok adamım var diyorsun ama o kalabalık bana az göründü. Bu kadarına mı yetti paran? Yoksa Horus henüz ödeme yapmadı mı sana? Benim Horus'a da şirkete de ihtiyacım yok. Adamlarım sizi gömmeye yeter de artar. Barış gücü heyeti toplantısına saldıran adamlar. Onları da sen gönderdin. Ne oldu? Kendi ellerimle yolladım onları mezara. Her şeye burnunu sokup berbat ettin. Senin işini o baskında bitirmeliydik. Ama yine de geç değil. Hadi tamam, itiraf ettirdi. Hadi bir şeyler yapın artık. Kaydettin değil mi? Her cümleyi tek tek. Hadi bir şeyler yapın, bir şeyler yapmanız lazım. Cihangir nerede? Başkanım, henüz işaret gelmedi. Şimdi değilse ne zaman? Hadi. Onu ancak atmaca karar verir. Çok çene çaldık. Vakit geç oldu. Bana yüzünü dön. Ölümünü gözlerinde görmek istiyorum. Kimin ölümü? Senin mi? Benim mi? Tabii ki senin. Senin mi, benim mi? Aha, işaret geldi. Bizim davamız senlik benlik davası değil. Bir türlü anlayamadınız. Lan dua et. Bize canlı lazımsın. Yoksa iki kaşının ortasından mahlamıştım seni. Hesabını tek tek vereceksin. Bundan sonra ömrünü tek başına
pis bir hücrede layık olduğun şekilde geçireceksin. Paket tamam. Korkut hazır mısın? Kurye intikali hazır. Milorat'a yardım edin. Türk istihbaratı burada. Onu almaya gelmişler. Herkese haber verin hemen. Başkanım. Sen, sen iyi misin? Değilim. Burası iyice sinirimi bozdu benim. Hadi gidelim. Gidelim, gel. Masaları boşaltıyoruz. Buyurun, dışarı çıkın. Kalkın. Hadi boşaltıyoruz olan, hadi. Geç kaldınız. Bençe, Neslihan'ı hemen çıkar buradan. Ortalık daha çok karışacak. Buradan çıkamazsınız. Ne demek çıkamazsın? Çekilir. Buradan çıkamazsınız. Sonya. Sakın yanımdan ayrılmayın. Gidelim buradan. Beni dinleyin. Sanıyorsun sen. Bir şey. Yukarı, yukarı, yukarı. Neslihan. İyi misin? Gökhan. Neslihan. Güzel. Sen onları al, hemen buradan uzaklaşın. Güzel. Çıkalım. Neslihan, bundan sonrası tufan demiştim. Hadi bakalım, güvenli ev yolcusu kalmasın, hadi.